Diyar diyar Türkiye'yi geziyoruz, dünyayı geziyoruz. O duraklarımızdan bir tanesinden, Kilis'te antik kentinden herkese merhaba. Az önce bir tırsmış olabilirim, çaktırmayın. Vay. Çok iyi. Mesela şimdi size şöyle göstereyim. Kent denmesinin sebebi bu şekilde tarihi. Yani burada insanlar yaşamış yıllar önce. Burası Konya'nın peri bacaları olarak geçiyor. Çok güzel bir manzarayla karşılaştım ama daha güzeli benim Anadolu'da en çok sevdiğim kaybolduğunuzda yolunuzu bir şekilde insanlar tarafından buldurulması. Yani navigasyona bile ihtiyacınız olmayabiliyor. Bir tepede kaybolmuştum ve bir traktör beni buraya kadar getirdi. Şu anda Kilis'te antik kentindeyim. Ve burası bomboş. Bakalım nasıl bir yermiş. Böyle bir alanın içerisinde Kilis'te antik kenti. Köyün hemen alt tarafında kalıyor. Burası peri bacalarına benzetiliyor. İki tane kapı var giriş için ama bakalım giriş var mı, yok mu? Az önce bir tırsmış olabilirim, çaktırmayın. Bu şekilde peri bacalarına benzetiliyor sosyal medyada. Aslında bununla ilgili çok fazla da sosyal medyada içerik yok. Biz yaptığımız yoğun çalışmalar, araştırmalar sonucunda bulmuştuk burayı. Bu şekilde içerisi var. Ama tek olduğum için galiba giremeyeceğim. Efendim abi. Ne yapıyorsun abi? Çalışıyorum, sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Peri bacalarına geldim. Peri bacalarına mı? Ha. Biraz yolu fazla şaşırmış olabilir misin? gibi. Burası garip bir yermiş. Yok, Konya'da da peri bacaları varmış da. Burası da şu anda az önce yakından gördüğümüz yerin yukarıdan görünümü gibi bir şey. Yani aynen öyle. Burada yukarıya doğru da biraz yer varmış. Yalnız o kadar sessiz, o kadar şey bir alan ki şu an burası. Kilis'in antik kenti. Biraz da korktum. Tek başıma olduğum için. Hatta abime arayıp şey dedim. Abi benden dedim haber alamazsan polisi ararsın dedim. Şu anda gidiyoruz. Burası neden Kilis'te antik kenti? Mesela şimdi size şöyle göstereyim. Kent denmesinin sebebi bu şekilde tarihi. Yani burada insanlar yaşamış yıllar önce. Görüyorsunuz mesela şurası belki bir ev. Belki burada bir insan yaşadı. Yani belki bir insan burada hayatını geçirdi. Ömrünü geçirdi. Bu şekilde Kilis'te antik kentinde minik minik evler var. Bak burada da var. Gördün mü? Ve yukarıya doğru onlarca ev görmeniz de mümkün. Mesela burada var. Hadi en yukarıya doğru çıkalım. Yalnız rica ediyorum. Bakın korkuyorum. Ona rağmen video tam olsun diye çıkıyorum. Kimse yok. Yani ben böyle bir şey görmedim. Kimse yok. Videoyu beğenin. Abone olun. Yorum yapın. Korkuma ortak olun lütfen. Ve geldik. Gelin bir de tepeden Kilis'e bakalım. Vay. Çok iyi. Hiç kimsenin daha önce gelmediği, hiç kimsenin bilmediği bir antik kente geldik. Aslında bu yüzden çok mutluyum çünkü belki de bilinmeyen bir değeri sizlere göstermiş olduk. Çok güzel ya. Vay be. Şu ana kadar geldiğim en güzel antik kent olabilir. Böyle şimdi aşağıya doğru yeniden ineceğim. Ve Konya'nın hiç bilinmeyen yine çok önemli bir köyüne gideceğiz. Turistik köyü olarak geçiyor orası. Sille köyü. Güzel güzel. Güne güzel başladık. Hadi inelim. Aşağıya geri indim. Şimdi Sille köyüne gideceğim. Orada görüşmek üzere diyorum. Size son defa antik kentin giriş kısmını göstererek Sille köyünde görüşmek üzere diyorum. Konya'nın tatil köyü Sille köyünden herkese merhaba. Hep birlikte bir fotoğrafımız oldu. Sille Selçuklu Belediyesi. Teşekkürler. Şeytanla anlaşıyor burayı yapan kişi. Ya diyor senin canını alayım diyor.
Ya da buraya ilk gelen kişinin canını alayım diyor. Gelip böyle işte çadırını kurup sonra sabahtan akşama kadar sokaklarında yürümelik bir Sille köyü. Şu anda Sille köyündeyiz. Yeni geldim, arabayı park ettim. Hemen bir köyü böyle ziyaret etmeye başladım. Sille köyünün birçok özelliği var. Birçok tarihi yere ev sahipliği ediyor. Yani aslında şu anda belki baktığımız yerler bile tarihi yerler olabilir. Ki öyle duruyorlar. Şu anda bu şekilde ilk girişi böyle yapmak istedim. Hızlıca size bir göstermek istedim. Ama asıl Sille köyünün özel yerlerini gezeceğiz. Aslında birlikte keşfedeceğiz. Çünkü ben de çok bilmiyorum açıkçası. Bakalım, arabayı yukarı park ettim. Dedim yukarıdan hem aşağıyı göreyim hem de bakın orada. Ya ben bazen gerçekten mantıklı hamleler yapabilirim ama bazen. Şimdi gidelim, şurada güzel bir yer buldum, orayı ziyaret edelim. Bu arada tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir yer. Burası aynı zamanda Selçuklu Belediyesi'ne bağlı bir köy. Ya köy dediğime bakmayın, aslında bir tatil köyü. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında gösteriliyordu. Sille Köyü diye geçiyor. Şurası neymiş merak ettim, güzel bir yapısı var. Yukarıda da böyle aslında bu Ege tarafı ya da Akdeniz tarafında Marmaris gibi yerleri andıran ama deniz olmayan bir yer gibi düşünün burayı. Neymiş ya burası? Bir de nereden giriliyor? Vallahi koştur koştur geldim. Sille'ye de bu koştur koştur geldim. Ama yine de yetişemedim. 4'te kapanmış. Saatte sanıyorum 5 falan. Olsun. Bu müzeyi gezememiş olduk ama Sille'nin farklı yerlerini gezeceğiz tabii ki. Burada çok güzel ya, böyle renkli renkli. Baksanıza karşıya. Bilmiyorum sizin kafanızda nasıl bir Konya algısı vardı. Mesela Yozgat'a giderken biz bazı ön yargılarla gitmiştik ama orada çok güzel anılar biriktirdik. Ben Konya için de aynısını düşünüyorum. Yani burada da baksanıza çok güzel bir sokaklar. Yani özellikle Sille için hani gelip böyle tatil yapılabilecek bir alan yani resmen. Ben böyle gezi için geldiğim yerlerde yurt içinde olsun yurt dışında olsun o ara sokaklara girmeyi çok seviyorum. Çünkü asıl şeylerin orada olduğunu düşünüyorum. Yani asıl Konya, asıl Sille aslında ara sokaklarda. O yüzden böyle biraz yukarılara çıktım. Normalde tahminen söylüyorum. Gezi yerlerinin hepsi merkez tarafında olduğu için insanlar buralara belki çok gelmiyorlardır ama ben gelmişken hem size göstereyim dedim hem de kendim de gezmiş olayım dedim. Haksız da çok tatlı ya. Bu arada bu Sille bölümü farklı bir bölüm. Ama biz bunun dışında 2 bölüm ya da 3 bölüm daha farklı Konya'da çektik. Bunun kaçı siz bunu izlerken yayınlanmış olur bilmiyorum ama yayınlananları bölüm içerisinde burada kartlara koyacağız. Yayınlanmayanlar için de yani daha sonra yayınlanacak olanlar için de bildirimleri açın ki ya video yayınlandığında ilk bildirim size düşsün. Bu şekilde diğer Konya bölümlerini de izleyin. Çünkü Konya'da gerçekten çok güzel bölümler çektik. Birbirinden heyecanlı, birbirinden güzel oldu. Sille de bunların en güzellerinden bir tanesiydi kesinlikle. Aynı zamanda da şey geldi aklıma, böyle tam böyle kamp yapmalık alan. Bilmiyorum burada böyle çadır falan kurulabiliyor mu ya da karavanla gelinebiliyor mu ama tam böyle onluk bir alan. Gelip böyle işte çadırını kurup sonra sabahtan akşama kadar sokaklarında yürümelik bir Sille köyü. Az önce burası da kapalı olduğu için giremediğimiz müze. Böyle merkeze doğru yavaş yavaş iniyoruz. Bu arada Sille'nin bir de barajı varmış. Şu an barajın yanındayım aslında. Yani barajdan gelen suyun yanındayım diyeyim. Dırırı, 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 dırırı. Bilmiyorum ama baraj varmış. En azından baraj tabelası var. Görmedim, duymadım. Ben tabelanın yalancısıyım. Bakalım burası da Sille'nin sanıyorum çarşıya giden yolu. Arabayı biraz daha yukarıya koyduk. Çarşıya araba girmiyormuş zaten. Ama gerçekten böyle hani gel tatil yap der gibi bir yer. Bu arada Konya'ya yolu düşenler mutlaka Sille'ye uğrasın. Hatta uğrayanlar da bize yazsın, çok mutlu oluruz. Ama benim yukarıdan kafaya ışık vuruyor. Şu anda da merkez yerindeyiz. Burada kafeler var, aynı zamanda bir hediyelik eşya satan yerler falan var. Böyle çok tatlı bir ortam oluşturulmuş. Ama o tarihi dokusunu da bozmadan yapmışlar bunların hepsini. Arkamdan güneş geliyor, ben onu bir türlü kaçıramadım. Böyle güzel bir yer yapmışlar. Şurada bir tarihi bir cami var, oraya da bir uğrayalım. Umarım sesim bu arada geliyordur.
Çünkü su sesi her geçen saniye biraz daha şiddetlendi. Sille ismi mitolojide geçen kaynayıp coşarak akan su anlamına gelen Silenos'tan gelir. Tarihi mahallede 19. yüzyılda inşa edilen Sille Çay Camisi'nin mihrap, minber ve kürsüsünde zengin ahşap işçiliğinin en güzel örnekleri yer alıyor. Biraz önce zaten bilgileri okumuştum. Şimdi Şeytan Köprüsü'ne gidiyoruz. Oranın da hikayesi çok farklı. Oraya gidince de bunu anlatayım. Şeytan Köprüsü'nde görüşürüz. Bu arada Sille öyle köy deyince de küçük bir yer olarak aklınıza kalmasın. Bayağı da büyükmüş. Öyle çok tatlı mekanların olduğu bir köy. Bir tatil köyü. Biliyorsunuz ki ben bazı şehirlerde özellikle bazı noktaları çok överim. Onlardan bir tanesi yurt dışında da gördüğüm al götür, oku getir ya da işte sen koy gibi bir bölüm. Yani buradan böyle özellikle küçük çocuklar için ki hemen ilkokulun yanında yapılmış bir kütüphane var. Böyle gezici kütüphane gibi ve hemen yanında da mobil atık getirme merkezi var. Yani burada kağıt, plastik, cam, bütün şeylerin geri dönüşümü direkt yer altına iniyor ve bu geri dönüşüme götürülüyor. Bunlar benim için çok değerli şeyler çünkü bunlar ülkemiz için çok değerli şeyler. O yüzden bunları göstermeyi özellikle çok önemsiyorum. Burada böyle bir şey var. Hatıra fotoğrafı diye geçiyor. 2 lira atıyormuşuz. Sonra makine çıktısını alıyormuş, bize yolluyormuş. Evet, poz verin. Çekime başlanacaktır. Lütfen yerinize geçin. Evet, oradan gördüm. Sırıtın. Sırıt sırıt sırıt. Peynir. Çekti mi? Okuyamıyorum ki. Yazdırıldık ama biz de şöyle Sille'ye bakalım. Şurada da güzel bir şey var. Yine tarihi bir yer. Orayı şimdi gidip okuyacağım ama ilk önce fotoğrafımızı alalım. Şuradan göstereyim size. Bakın şimdi verecek bize fotoğrafımızı. Aha geldi. Attı fotoğrafı. Haha. Hep birlikte bir fotoğrafımız oldu. Sille, Selçuklu Belediyesi. Teşekkürler. Gelin, bu bina tarihi vefa projesi kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilmiş Ak Hamam. Bu hamamda restore edilmiş birçok ismi varmış tarihi boyunca. Burası zaten 5000 yıllık tarihe şahit olun denilen bir yer. Yani çok turistik bir yer. Hristiyanlığın ilk noktalarından bir tanesi burasıymış. O yüzden de çok önemli turist gezisi, turist akını olan bir yer. Şurada mesela yine Selçuklu Belediyesi'nin 2000 yılında yapmış olduğu bir çeşme var. Ya da belki restore ettiği, onu da bilmiyorum. Buradan böyle yine su akıntısının kenarından doğru devam edelim. Yani bilmiyorum, tabii ki şunu diyebilirsiniz. Ya biz niye Sille'ye gelelim? Niye hani işte Ege'ye, Akdeniz'e gitmek varken Sille'ye niye gelelim, Konya'ya niye gelelim diye. Haklısınız. Hani bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Sonuçta deniz var, o var, bu var ama ya yolunuz buraya düşerse bence Sille'ye uğrayın. Çok tatlı bir yer. Bu arada burada bir de Şeytan Köprüsü adında bir köprü varmış. Birkaç tane köprü gösterdim. Büyük ihtimalle bunlardan bir tanesi ama kimse bilmiyor çünkü genelde yeni gelmişler ya da işte burada sadece çalışmak için gelmişler. Yani burayı çok tanımıyorlardı. Şeytan Köprüsü'nün de hikayesi şöyle. Şeytanla anlaşıyor burayı yapan kişi. Ya diyor senin canını alayım diyor. Ya da buraya ilk gelen kişinin canını alayım diyor. Bu şekilde o şeytan köprüleri oluşuyor. Türkiye'de 2 tane şeytan köprüsü varmış. Mesela bu da bir köprü. Türkiye'de 2 tane şeytan köprüsü varmış. Birisi Van'da, birisi de şu an üstüne bastığımız Sille'de bulunmaktaymış. Sille gezimizin sonuna geldik. Çok keyifli bir gündü. Gerçekten Sille özellikle bugünün son durağıydı. O yüzden böyle enerjimi çok yüksek bir şekilde bitirdim. Ben çok beğendim Sille'yi. Umarım siz de böyle kamerada gerçekten o enerjiyi almışsınızdır. Umarım bir gün yolunuz düşer. Buradaki bu güzel enerjiyi siz de tadabilirsiniz. Böylece videonun da sonuna gelmiş olduk. Biliyorsunuz biz bir süredir böyle Türkiye'yi geziyoruz. Dünyayı gezeceğiz. Daha fazla yere gideceğiz. Daha güzel şeyler yapacağız. Aynı zamanda farklı videolarımız da oluyor. Ama bu yolda bize en büyük enerjiyi veren sizler oluyorsunuz. O yüzden lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve en önemlisi de arkadaşlarınıza kanala tavsiye etmeyi unutmayın. Bu şekilde çok daha fazla insana ulaşabiliriz ve çok daha güzel içerikler yapmaya devam edebiliriz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bu bölümlük sonuna geldik. Ama gelecek hafta yepyeni bir bölümle yepyeni bir bölümle yeniden görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.